Kulak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim içinde yer almamaktadır? A. Şefe söyle de elemanlarının kulağını çeksin biraz. Kulağını çekmek. Kulağını çekmek hafifçe cezalandırmak, uyarmak anlamında. Yani burada deyim içinde kullanılmış. Gerçek anlamda kulak çekmek değil. Deyimlerde mecaz anlamı olur. Buradan da anlayabilirsiniz deyim olduğunu. B. Konuştuklarınızı istemeden kulak misafiri oldum. Kulak misafiri olmak yanında konuşulan bir konuşmayı istemeden de olsa dinlemek. Kulak misafiri olmak da deyim. A ve B gitti. C. Sen ona kulak asma. Ne dediğini bilmez çoğu zaman. Kulak asma. Ciddiye alma. Dikkate alma anlamında. Dinleme. Aldırma anlamında. Burada aldırmamak anlamında. Gene deyim olarak kullanılmış. D. Ben hata yaptıkça onun ağzı kulaklarına varıyordu. Ağzı kulaklarına varmak çok sevinmek anlamında. Burada da gene kulak kelimesi deyim içinde kullanılmış. E çocuğun kulağına ağrısız delen bir kuyumcu muydu? Burada kulak gerçek anlamda kulağa deldirmek var. O da gerçek anlamda kulak delip küpe takmak. Yani cevap E. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim yoktur? Deyimler en az iki kelimeden oluşan ve çeşitli durumları ifade eden mecaz anlamda kullanılan söz Hangisinde deyim olmadığını birlikte bulalım. A. Böyle bir konuda kimse onun eline su dökemez. Eline su dökememek. Bu bir deyim iki kişiyi karşılaştırırken daha önemsiz, daha değersiz olanı ifade etmek için kullanılıyor. Burada deyim var yani. B. İçim ezildi. Bir lokma bir şeyler yiyelim. Burada içi ezilmek çok acıkmak anlamında yoksa gerçek anlamda içi ezilmiyor. O yüzden burada da mecaz anlam var ve deyim var. C. Masadaki yiyecekleri görünce ağzı sulanmıştı. Ağzı sulanmak, çok acıkmak anlamında. Bu da gerçek anlamda değil, mecaz anlamda. O yüzden bu da deyim. De, babam her zaman say beni sayayım seni derdi. Burada say saygı göster anlamında. Herhangi bir söz öbeği değil. Tek başına kullanılmış zaten. Mecaz anlam yok. Burada deyim yok. E'ye de bakalım ama. Kalıbımı basarım ki siyasetten hiç anlamıyor bu adam. Kalıbını basmak tüm benliğiyle tanıklık etmek, tüm varlığıyla tanıklık etmek demek. Burada da deyim var. Cevap D atasözleri genel kural niteliği taşıyan, toplumun tümüne seslenen kültür değerlerimizdir. Deyimler ise genel kural niteliği taşımaz, kişilerin özel durumlarından söz eder. Buna göre aşağıdakilerden hangisi atasözü sayılmaz? A. Eski çamlar bardak oldu. Eski çamlar bardak oldu demek dönem değişti. Eski tutumların bir değeri kalmadı demek. Genel kural niteliği taşımıyor. İçinde bulunan zamanı betimlemek için kullanılıyor. Aslında cevap geldi. Bu atasözü sayılmaz. Ama diğerlerindeki atasözlerini bulalım. Çok havlayan köpek ısırmaz. Bu karşısındakini korkutmak için bağırıp çağıranlardan zarar gelmez anlamına geliyor. Yani genel bir kural taşıyor. Burada atasözü var. C. Parayı veren düdüğü çalar. Bu da istenilen bir şeyi almak için bedelini parasını ödemek gerekir gibi genel bir kural ifade ediyor. Burada da atasözü var. D. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Bu mecaz anlamda değil. Zaten gerçek anlamda kullanılan genel bir kural. Kusursuz birini ararsak dostsuz kalırız. Burada da atasözü var. E komşu komşunun külüne muhtaçtır. Burada birbirine çok yakın yaşayan insanların en küçük şeyde bile birbirlerine ihtiyaç duyabileceklerini ve birbirlerinin kapısını çalabileceklerini ifade ediyor. Genel bir Kur'an niteliği taşıyor E'de. O zaman cevabımız A. Beni o halde görünce nokta nokta söyledi. Bu cümlenin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması anlam bütünlüğü yönünden uygun değildir? A. Başından aşağı kaynar sular döküldüğünü. Başından aşağı kaynar sular dökülmek, şaşırmak demek, endişelenmek de demek aynı zamanda. Cümleye de uyar. Çünkü cümlenin başından anladığımız kadarıyla beni o halde görünce başından aşağı kaynar sular döküldüğünü söyledi. Endişelendiğini, şaşırdığını söyledi. Olumsuz bir şey olduğunu anlıyoruz. Bu uyar. B. gözlerini inanamadığını söyledi. Gene şaşırma anlamı olduğu için bu da uyar. C tüylerinin diken diken olduğunu söyledi. Yine endişelenme var. Zaten cümlenin başından da bir korku bir endişe olduğunu anlıyoruz. D ayaklarına kara sular indiğini. Ayaklarına kara sular inmek yorulmak anlamında. Ben o halde görünce yorulduğunu söyledi. Anlamsız olur cevap geldi. E'ye de bakalım. Dizlerinin bağının çözüldüğünü. Dizlerinin bağı çözülmek gene korku ve endişeden dolayı ayakta duramayacak hale gelmek, korkmak demek. Bu da uyar. Cevap D. Kadıncağız ilgili ilgisiz herkese her rastladığına bilmem kaçıncı defadır yana yakıla olan biteni anlatıyordu. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Yana yakıla sözü çok dertli bir biçimde sızlanarak sıkıntısını belli etmek demek. Bakalım hangisinde var? A. İfadesini verirken oldukça soğukkanlı olduğu gözlendi. Burada soğukkanlı kelimesi var ama korkmadan demek. Burada yok. B. Yandım Allah diye yerinden fırlayıp koşmaya başladı. Burada da yok yana yakıla sızlanma anlamı. C. Yaşlı adam artık istediği hiçbir şeyi yiyemediğini sızlanarak anlatıyordu. Sızlanarak tam da yukarıdaki yana yakıla gibi yani çok dertli bir biçimde demek. Cevap geldi. D. de bakalım. Sen bire bin kattığın balık avı maceralarına başlamadan ben gideyim. Bire bin katmak abartmak demek. Burada da yana yakıla sızlanma anlamı yok. E aralarında olanları anlatırken olayları çarpıtması suçluluk duygusundandır. Çarpıtmak değişik şekilde anlatmak demek. Cevap C. Bazı atasözleri eksiltili anlam taşır. Bunlar kullanımda anlamca tamamlanır. Buna göre atasözlerinden hangileri eksiltilidir? 1. Akça akıl öğretir, don yürüyüş. Burada akça para demek, don da kar buz demek parası olan daha fazla para kazanmak için akıl yürütür. Daha fazla yollar bulmaya çalışır parasını arttırmak için. Don kar buz olan bir bölgede yaşayan da burada yürümeyi öğrenir. Cümle tamamlanmış. Eksiltili bir durum yok. Yüklemi de var. 2. Azıcık aşım kaygısız başım. Elindekiyle yetinirsen gözün yükseklerde olmazsa rahat ve huzurlu bir hayat sürersin anlamına geliyor. Tamamlanmış. Azıcık aş kaygısız baş. Bitti burada anlam. Bu da tamam. 3. Hangi gün vardır akşam olmadık Hiçbir şeyin sonsuza kadar sürmeyeceğini söylüyor. Zaten tamamlanmış da yüklemlerimiz de var. 4 incir babadan zeytin dededen. Burada kalmalı şeklinde tamamlanması gerekiyor. Incir babadan zeytin dededen kalmalı ki bol ürün almak için bir iki kuşak geçmeli ki verimi elde edebilelim. İstediğimiz verimi elde edebilelim ama cümle yarım bırakılmış. O yüzden burada eksiltili bir durum var. 5. Var ne bilsin yok halinden. Rahatlık, bolluk içinde yaşayanlar yoksulun halinden anlamaz anlamı var. Cümlemizde tamamlanmış, yüklemimiz de var. Burada da eksiltil bir durum yok. Cevap D. Uzun gözlem ve deneyimlerin sonucunda oluşan atasözleri kimi zaman aynı durumu farklı sözcüklerle dile getirir. Örneğin dilimizde nokta nokta atasözünün yanı sıra nokta nokta atasözü de vardır ve bu atasözleri aynı anlama gelir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen atasözleri getirilemez? A. El elin nesine gülerek gider yasına, el elin eşeğini türkü çağırarak arar. Bu iki atasözünde de insan kendi sorunlarını ancak kendisi çözer. Başkaları sorunlarımızla ilgilenir gibi görünse de aslında ilgilenmezler. Bu gider. B. Ağaç yaprağıyla gürler, birlikten kuvvet doğar. Bu iki atasözü de tek başına bir şey yapılamayacağı, tek başına ses getirilemeyeceği, ancak birlik olunursa iyi işler yapılacağı anlamına geldiği için bu da gider. C. Abanın kadri yağmurda bilinir. Bir göz ağlarken öbür göz gülmez. Aba bir kıyafet. Burada anlatılmak istenen kıymetsiz görünen bir şey, bir eşya, zamanı, kullanma yeri gelirse değeri artar. İkinci atasözümüz yani bir göz ağlarken öbür göz gülmez sözü bir yakınınızda üzüntü, yas varken diğerleri eğlenemez anlamı var. İkisi tamamen farklı anlamlar. Cevap bu. D. Ay ışığında ceviz silkilmez. Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. Bu iki atasözü de yeterli koşullar içinde yapılan işler verimli olur. Uygun koşullarda yapılan işler güzel verimli sonuçlar verir anlamı var. İkisi de aynı anlamda. E bir elin nesi var? İki elin sesi var. Yalnız taş duvar olmaz. Burada da yine bir insanın gücü sınırlıdır. Büyük işleri tek başına yapamaz. Ancak birlik olunursa yapılabilir anlamı olduğu için bu ikisi de aynı anlamda. Cevap C. Ölçüsüz ve gereksiz konuşan insanlar elbette ki birçok sorunla karşılaşacaktır. Ama bu insanların yakınma gibi bir lüksü yoktur. Onlar karşılaştıkları bu sorunlara boyun eğmek, bu sıkıntılara da katlanmak zorundadırlar. Bu parçada söz edilen durum aşağıdaki deyimlerden hangisiyle ifade edilebilir? A. Dilinin cezasını çekmek. Aslında cevabımız hemen A şıkkında geldi ama diğer deyimleri de öğrenelim. B. Bir taşta iki kuş vurmak. Bu deyim bir girişimle birden fazla yararlı sonuç elde etmek anlamında. C. Gölgesinden korkmak. Sakıncalı olmayan işlere girmekten bile korkmak. Yani korkak karakterli olmak anlamında. D. Rahat yüzü görmemek. Yaşama boyunca ya da belli bir süreliğine hiç rahat edememiş olmak. E dut yemiş bülbüle dönmek önce çok konuşurken artık sesi çıkmaz olmak anlamında cevap A. İnsan ilişkileri yavaş yavaş ve belirli kurallar çerçevesinde oluşur cümlesine altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Yavaş yavaş anlamına gelen sözcükler arıyoruz. A. Hiçbir toplantıda çoğunluğu sağlayamadık ki istediğimiz kararları alabilelim. Burada yok. B. Biz insanlara her zaman iyimser, olumlu bir tavırla yaklaşırdık. Burada da yok. C. O yıllarda kitap okuyanların sayısının hiç de az olmadığını öğrenmek beni şaşırtmıştı. Yine gelmedi. D. Aynı dönemde yazılan bu eserlerin dilinin bu kadar farklı olması çok şaşırtıcı. Burada da yok. E. Ben de olanları ağır ağır anlamaya, olan biteni akıl erdirmeye başlamıştım. Ben de olanları yavaş yavaş anlamaya başlamıştım. Anlama olduğu için cevap E. Hazıra dağlar dayanmaz atasözünde vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? Burada hazırdan kastettiği birikim. Yani birikimlerimizi kullanmaya yemeye başlarsak bu kısa süre sonra tükenir. Dayanmaz anlamı var. A tutumlu olmanın getirileri. Tutumlu olmaktan bahsetmiyor. Gereksiz harcama yapmaktan bahsetmiyor. Birikimleri kullanmaktan bahsediyor. A'da yok yani. B israftan uzak durmanın yararları. Burada da israftan bahsediyor. Sorumuz israftan bahsetmiyor. Burada da yok. C kazancı çalışarak elde etmek gerektiği. Burada çalışarak elde etmekten bahsediyor ama soru birikimleri yemekten bahsediyor. Burada da yok. D. Üretme ve kazanmada sürekliğin önemi. Yani birikim değil, sürekli üretmek, kazanmak önemli. Bunu vurguluyor. Cevap geldi. E. Birikimin kişiye kazandırdıkları. Birikim var ama sorumuz kişiye kazandırdıklarından bahsetmiyor. Birikimin uzun süre dayanmayacağından bahsediyor. O yüzden cevap D. Aşağıdaki altı çizili ikilemelerin hangisinde anlamsız bir sözcük vardır? İkilemeler çeşitli yollarla yapılır. Bazen yakın anlamlı sözcüklerle, bazen zıt anlamlı sözcüklerle, kimi zaman da biri anlamlı biri anlamsız ya da ikisi anlamsız sözcüklerle ikileme yapılır. Şimdi biz de anlamsız bir sözcük arayacağız. A. Her işte olduğu gibi bu işte de ufak tefek sorunlar yaşadık. Ufak anlamlı, fakat tefek anlamsız. Cevabımız hemen geldi ama diğerlerine de bakalım. B. Konaklayabileceğimiz doğru dürüst bir yer bulamıyoruz. Doğru da anlamlı, dürüst de anlamlı. C. En zor anlarımızda bile eş dost bizi yalnız bırakmadı. Eş anlamlı, dost anlamlı. D. Onun yol yordan bilmeyen patavatsız biri olduğunu düşünmüyorum. Yol anlamlı, yordam da yöntem demek. Bu da anlamlı bir kelime, kullanılan bir kelime. Bu da gitti. E. Düğün hazırlıklarında eksik gedik bir şey kalmaması için uğraşıyor. Eksik, anlamlı zaten kullanıyoruz. Gedik de yine eksiklik, boşluk anlamlarına gelen bir kelime. Cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyim açıklamasıyla verilmemiştir? A. Her şeyimize göz yumar, hatalarımızı görmezden gelirdi. Göz yummak, görmezden gelmek demek. A gitti. B. Köprünün yapımında yüzlerce işçi alın teri dökmüş, çok emek harcamıştı alın teri dökmek, çok emek harcamak demek. Burada da var açıklama. C. Öğretmenimiz sözlü yaparak bizi gafil avlamış, beklemediğimiz bir anda hazırlıksız yakalamıştı. Gafil avlamak değil mi? Beklemediğimiz anda hazırlıksız yakalamak demek. D. Sonunda mahallemize su gelmiş, herkes muradına ermiş, dileğine kavuşmuştu. Muradına ermek, dileğine kavuşmak demek. Burada da var. E bu çocuk hep sizden yüz buluyor. Ona kötülük ediyorsunuz aslında. Burada deyimimiz yüz bulmak, anlamı da ilgi ve yakınlık görmek ama açıklaması verilmemiş. Cevap E. Numaralanmış sözlerden hangisi yanlış kullanılmıştır? Günlük yaşamda kullandığımız sözlerin birçoğu yaşanmışlıklardan çıkarılan sonuçları yaşanacaklara yol göstermek amacıyla insanlara sunar. Örneğin sen seversen oğlunu o da sever oğlunu sözü çocuğun ilk deneyimlerini aile içinde edindiğini. Evet bu anlama geliyor yani sen çocuğuna nasıl davranırsan o da ileride kendi ailesinde öyle davranır. Yani ilk deneyimleri çocuk ailede edinir bu doğru. Elti eltiden kaçar görümceler bayrak açar sözü. Aile içi bazı ilişkilerin soğuk ve gergin olabileceği belki aramızda elti nedir bilmeyen varsa söyleyeyim. E, iki gelin demek bir ailedeki iki gelin, iki gelin birbirinden kaçar, görümceler de bayrak açar. Yani aile içinde gelin, görümce, elti ilişkileri bazen gergin olabilir. Bu da doğru. Et tırnaktan ayrılmaz sözü akrabaların önemli olduğunu. Evet, et ve tırnaktan kastedilen akrabalardır. Oğlun güder, karın saarsa koyun olur. Yani oğlun koyunları güderse, tarlaya götürürse karın da saarsa koyun olur sözü aile içindeki işbirliği ve dayanışmayı evet yani herkes bir işin ucundan tutacak anlamında meyve ağacından uzak düşmez sözü ise aile üyelerinin birbirlerine karşılıksız sevgi bağı ile bağlı olduğunu arkadaşlar bu atasözü sevgi bağını anlatmaz bu atasözünün anlamı insan öncelikle yakın akraba ve dostlarına yararlı olur şeklindedir bir fayda olduğunda bir yarar olduğunda diyelim ki bir kazancın olduğunda öncelikle bunu yakın akraba ve dostlarına yaparsın bu yardımı, bu iyiliği. Kast edilen budur. O yüzden cevabımız E. Atasözleri yüzyılların birikimiyle insan toplum ilişkilerini bugüne taşırken bu ilişkiyi de farklı açıdan yansıtmıştır. Yukarıdaki atasözlerinden hangisi insan toplum ilişkisini farklı bir bakış açısıyla yansıtmaktadır? 1. Her koyun kendi bacağından asılır. Burada her insanın sadece kendi davranışlarından sorumlu olduğu söyleniyor. Yani daha bireysel bir bakış açısı var. 2. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Burada da birlikte yaşadığı topluluktan ayrılan, kendi başına hareket edenlerin zarara uğrayacağı söylenip birlik olmanın önemi vurgulanıyor. 3. Ağaç yaprağıyla güler. İnsanın yakınlarından güç aldığını anlatıyor. Yani gene birlik olmanın önemi anlatılıyor. 2 ve 3 aynı doğrultuda. 4. Yalnız taş duvar olmaz. Burada da insanın tek başına bir işi başaramayacağı anlatılıyor. 2, 3, 4 aynı doğrultuda. 5. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Yine burada da insanın tek başına bir işi başaramayacağı, birlikte olunca çok iş başaracağı. Yani 2, 3 ve 4 ile aynı doğrultuda. Cevap A.